Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. DGS'ye son bir haftanız kaldı. Heyecanlı mısınız? Sınav yerleriniz de belli oldu arkadaşlar. DGS sınavı nasıl olacak? Bizim son tahminlerimiz nelerdir arkadaşlar? Bununla ilgili size kısa bir analiz yapmak istiyorum. Analize geçmeden önce biliyorsunuz topluluk kısmında anketler soruyorum. Ara ara, bu ara sık sık anketler oluşturuyorum. Anketlerde sizin görüşlerinizi merak ediyorum. Özellikle sizin sonuçlarınızı, sizin hedeflerinizi, hayallerinizi daha çok merak ediyorum arkadaşlar. Yaptığım bir ankete göre, sizden aldığım sonuçlara göre DGS'nin zor mu olacağı, kolay mı olacağı ile ilgili sizden gelen sonuçları burada tahlil etmek istiyorum. Yaklaşık 1200 kişi katılmış bu ankete. Gelen sonuçlar şu şekilde arkadaşlar. %78 sınavın zor olacağını söylüyor. Anketteki gelen sonuçlara göre %78 kişi bu sınavın zor olacağını tahmin ediyor. Özellikle TYT'den sonra anketin yapılmış olmasının bunda etkisi var arkadaşlar. TYT'de sınav zordu. TYT sınavı zordu biliyorsunuz. AYT de zordu. Dolayısıyla DGS'nin de zor olma ihtimali var. %78 yaklaşık 1200 kişiden 950 kişi bu sınavın zor olacağına kendini hazırlamış. 250 kişi de sınavın kolay olacağını düşünüyor. %22'lik bir dilim. Bu arkadaşlarımıza başka bir anket daha sormuşuz. Çok fazla anket var. Ben anketleri girip tek tek incelemenizi, anketleri doldurmanızı ben tavsiye ediyorum. Çünkü anket sonuçları bizim için önemli. Arkadaşların net hedefleri nelerdir diye sorduğumuzda 1000 kişinin, yaklaşık 1000-1100 kişinin burada oy kullandığını görüyoruz. Buradaki net hedefine baktığımızda 50 üstü isteyen, yani benim matematikteki net hedefim 50 üstü isteyen 270 kişi var. 40 üstü isteyen 250 kişi. Yani 40 üstü dediğimiz 40 ile 45 arası. 45 üstü isteyen 170 kişi. Yani yaklaşık 1000 kişiden arkadaşlar, 1000-1100 kişiden 40 üstü isteyen toplam 250 oradan, 170 oradan 420 kişi 40 üstü. 50 üstü isteyenleri de eklediğimiz zaman 670 kişi arkadaşlar, büyük bir oran 40 üstü net istiyor. Yani 1000 kişiden yaklaşık 700 kişi 40 üstü net istiyor. Ve bu kişilerin yaklaşık 800'ü, 950 kişisi neyse bunların sınavın zor olacağını söylüyorlar. Bunlardan aldığımız, sizden aldığımız sonuçlara göre, benim de kendi tahminlerime göre sınavın geçen seneden biraz daha zor olacağını düşünüyorum. Çok zor bir sınav beklemiyorum. En belirleyici kısmın problemler ve sayısal mantık olacağını size kesinlikle söyleyebilirim arkadaşlar. Özellikle problemlerin son kısımları, sayı kesirin zor olan kısımları, hız problemleri, grafik problemleri ve sayısal mantığın da arkadaşlar son 2-3 sorusu oluyor ya, bunlar sınavın belirleyicisi olacak. Yani siz de biliyorsunuz ki arkadaşlar DGS sınavında herkes yaklaşık olarak zaten 30-35 neti çok rahat yapıyor. Öne geçmek isteyen kişilerin 40 üstü, hatta 45 üstü düşünmesi gerekiyor. DGS sınavının sonuçları bize bunu gösteriyor. Dolayısıyla sınavın zor olması ya da kolay olması burada tabii ki belirleyici olacak. Ama sizin hedefinizin 45 üstü ya da en kötü 40 üstü matematik olması gerekir arkadaşlar. Sınavın 2017, 2018, 2019, yani bu son 3 yılın ortalaması olan ve 2018'e yakın bir sınav olacağını size söyleyebilirim. Sayısal mantığın bu sene biraz daha zor olacağını ben kendim öngörüyorum. Problemlerin biraz daha zor olacağını ama cebirin yapılabilir olacağını da size söyleyebilirim arkadaşlar. 2020 gibi bir sınav beklemiyorum. 2019-2018 ayarında ikisinin ortası, harmanlaşmış bir sınav bekliyorum. 2018'in sayısal mantığı gerçekten zordu. Bu senenin sayısal mantığının zor olabileceğini ve kümeler, fonksiyonlar gibi sorulardan, kümeler ve fonksiyonlar gibi konulardan da belki birkaç tane fazladan soru gelebileceğini size söyleyebilirim arkadaşlar. Benim tahminim bu yönde. Sizin tahmininiz ne yönde arkadaşlar? Sınav sizce nasıl gelir? Yorumlarınızı merak ediyorum. Mutlaka yorumlara kendi tahminlerinizi saygı çerçevesinde yazın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.